Bildiğiniz gibi bu yıl köklü ve önce okulumuzun kuruluşunun 90. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu doğrultuda planlanan 90. yıl kutlamaları kapsamında bugün okulumuzda Diyalog Filmi ekibini ağırlıyoruz. Aramızda bulunan Ali Tansu Turan, Burcu Bulut, Tarık Süren, Hüseyin Çakır, Osman Sarp Altay, Gizem Kahya İyem ve Tuğçe Şenol'la değerli zamanlarını bizlere ayırdıkları için teşekkür ederiz. Diyalog Filmi ilk kez 2021 Antalya Uluslararası Film Festivali'nde izleyicisiyle buluştu. Diyalog ekibi şu anda bir turnede var ve ilk durakları da Trendy'de görüyoruz. Bunun için de ayrı teşekkür ederim. Diyalog sana yeniden okulumuza bir öğrenci olarak değil de bir sınav ekibi üyesi olarak dönmek nasıl bir duygu? Çok güzel bir tabi. Bir de işte biz de yani hem Osman hem ben bu binalarda yani İncek Kampüsü'nde okuma şansını elde ettik o zamanda da. Şimdi yeniden dönmek, bu sahneyi hiç görmemiştik, çok büyüleyince gurur duyduk. Arkadaşlarımız bize, siz bu okuldan mı mezunsunuz, ne kadar güzelmiş dediler. 15 sene, kadar sonra geri dönmek gerçekten çok heyecanlı. Çünkü biz buraya ilk geldiğimizde çoğu bina inşaat halindeydi. Şimdiki kadar gitmiş ve kapsamlı bir kampüsü görmek, aynı şekilde sıcak karşılamak çok güzel. Trendy Koleji'nden mezun olmanızın kariyerinize nasıl bir etkisi oldu? Şu şekilde mesela bu söyleşiye Burcu'yla vermek için telefonla Tamer Hoca'ya ulaştığımda benden bahsettiğinde Burcu, Tamer Hoca'nın beni tanımış olması, hatırlamış olması aslında sanırım kolejin kariyerime en büyük katkısı. Ben liseliklerimde Modern United Nations'a mühendik kulübündeydim. Ve onunla birçok okula gittik işte, yurt dışında ve yurt içinde konferanslara katıldık. Biraz o kürsülere alıştırması benim için çok önemli bir katkıydı. Diyalog filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katıldınız. Ancak film asıl olarak yarın, yani 3 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek. Bizlere konuşmak biraz daha detaylı bir şekilde bahsedebiliriz. Filmin hikayesinden bahsetmeden önce, bu hayatı biz sizlerle beraber paylaşacağız. Sizlerle beraber güzel günlere gideceğiz ve bizim hedef kitlemiz sizsiniz. Biz filmlerimizi sizlerle paylaşacağız. Siz fikirlerinizi bizlerle paylaşacaksınız ve hep beraber üretmeye devam edeceğiz. Bu çok önemli bir şey. Bunu asla bırakmıyorum. Ve filmimiz adı Diyalog ve bir tanışma hikayesi. İki oyuncunun ayrılmak üzere olan bir çifti canlandırmak üzere bir film setinde tanışmalarını ele alıyor. Bir filmde aynı anda iki karakteri birden canlandırıyor. Hiç böyle bir deneyimiz olmuş muydu? Sizin için zorlukları nelerdi? Filmde iki oyuncu var, demin de anlatıldığı üzere. Biz bu iki oyuncu kendi isimlerimizle oynadık. Yani Hare ve Usan olarak. İsminin Hare olmasıyla beraber ben kendi üzerime ya da Hare kimdir üzerine ya da yaptıklarım, ettiklerim ve yapamadıklarım üzerine biraz daha düşünme fırsatı buldum. Bu The Night sahnesini çekerken nasıl zorluklarla karşılaştınız ve bu sahnenin çekimi sizin için nasıl bir deneyimdi? Yani şöyle de bir zorluğu vardı, yazın çekiyorduk. Hava erken aydınlanıyordu, geç kalıyordu. Dışarıda insanlar vardı ve bizim boş sokakları çekmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla bize kalan sürede 3 tekrar fazla yapabildik. Tiyatroya benzer bir his oldu açıkçası bizim için. 30 dakika kesilmeyince plan. Bir kısa oyun gibi gerçekleşmiş oldu. Diyalog filmi ilk sanat yönetmenliği dediğinizde nasıl bir iş bildiğiniz oldu? Ya büyük bir sorumluluk öncelikle. Zaten en doğrusunun olması dolayısıyla bütçemiz arkadaşlarımla ilgili çok kısıtlıydı. Olabildiğince kendi şartlarımıza neleri sağlayabiliyoruz onlara dikkat verdik. Film müziğini yaparken bestenin yani o filme uyumunu melodiyi nasıl yani o filme uyduğunu nasıl aldın? Şimdi bu şarkı benim Diyalog isimli film için yazdığım, filmi izleyerek yazdığım bir şarkı değil. Benim kendi hayatımda yaşadığım kendi hikayem için yazdığım bir şarkı aslında. Hikayeler ne kadar ortak, ne kadar birbirine yakalayabiliyor, izler aslında ne kadar ortak olabiliyor. Bunu görebiliyoruz. Bu anlamda böyle bir dert ortaklığı oldu bizim için. Sevgili arkadaşlar, sahneniz açıldıktan sonra öğrenmenizin
90. yıl projelerimizden biri olan TED Söyleşi Platformu, 90. yıl buluşmaları sizinle başladı. Çok uğurlu geleceğinden eminim. Elinize, yüreğinize, emeğinize sağlık. İyi ki varsınız.